Evet, bu nasıl bir oyun? Ne oluyor burada? 3 altınlık şampiyon başlangıcı. Bu umumu oradan geldi galiba. İki tane şeyim var, Kyle'ım var. Kyle Carey diye bir şey var mı arkadaşlar bu dünyada? Yok değil mi? Ama biraz oynanır sanki. Yani çok gelirse, bedavadan gelirsen de. Biraz şey ihtimali var. Tadına bakılır yani. Marjinal Yasuo'yu alsak mesela, sonra 6 level'da buna geçsek. O çok mantıklı. Bir dakika, beynim çalışıyor şu an. Benim çok iyi çalışıyor şu anda. Bunu aldım. Level'da bunu koydum. Nasıl mantık? Kyle 3 artı şey. Artı Akali Karthus falan gibi. Ya da başka bir şey. Ya da full pentakiller. Kyle oynayacağımızı düşünerek alalım ne alıyorsak. Mücevherli kötü değil. Ama hiçbiri Kyle aşağısı değil bu arada. Kyle aşağısı bakalım. Zihnimizin bulanık olması bizi çok level'a çok rahat götürür. Cevher. Kraliyet başlı bayağı iyi bu. Bulursam early game'im win olur. Bulalım early game'imizi winleyelim. Buna herhalde değil mi? Daha az hasar alıyormuş. Bunu verirsek. Buna da bir... Ay iyi. Bir dakika şu sesi kapatalım. Ya ben yine şeyi unuttum. Kasım, mikrofonu ısırır mısın? Aa, sesimi azaltmışım biraz. Tamam, açtım şimdi. Pardon. Bir tane daha şey yapabilirim şimdi. Kraliyetin başlığını yapabilirim. Gelirsen. O zaman Kyle oynamıyoruz. Ya da eşyalar çok iyi denk gelirse oynuyoruz sadece. Level bastım. Ekstra Yasuo'yu almayacağım. Şu level yapamam. Geçen set Pandora'yı ne kadar seviyorsun, bu set bir o kadar alasım gelmiyor hiç. Değil mi? Değil mi? 3 kral eko ölmüyor. Herhangi bir şey ölmüyor. Haseki hoş geldin. 4. Prince kutlu olsun. Kasım, meta nedir söyleyebilir misin rica etsem? Ya başlıkta yazıyor ya işte. Meta başlıkta yazıyor. Çok net değil mi? Dur biraz. Bu iş için para alacak mıyız? Dur biraz. Bu iş için para alacak mıyız? Önce onu söyle bakalım. Belki bir şekilde Arsteel. Dur biraz. Panekill 3 nasıl yapılıyor? Bunlardan biriyle. Krallara layık normalde işte %30 şey veriyor ya kalkan. Bunda daha fazla veriyor. Olayı bu arada. Bu eklenti nedir diyenler varsa. Sağlam tank yapıyor size yani. Frontunuz sağlam olunca da zaten otomatik kazanıyorsunuz oyunu. Şu an 5'te 5 garanti yani bende. 5 burayı full kazanacağım. Bu adam Jax oynuyor. Meta ne demek diye soruyor olabilir mi? Sanmıyorum. Meta... Biliyor herkes. Yani meta şu anda şey, Ezreal, Caitlyn, Akali falan, onlarla birlikte böyle bir takım kurmak. Yani bu üçünden ikisini carry yapmak. Ooo, Yasuo'lar geliyormuş ya ama. Almadık başta. Neyse. Ama ne yapayım? Üçlesem oynar mıyım ki? Oynamak ister miyim ki Yasuo'yu üçlesem bile? Deme ihtimalim var aslında ya. Bu arada 4 şey de yapabilirim. 4 kavgacı yapabilirim aslında. Level kesin basıyoruz değil mi burada? Kazanalım, level basalım bir öncelikle. Bu kalmalı marjinal açıyor. Bunu çıkarıp 4 kavgacı yapabilirim de değmez. Alparslan hoş geldin. Tam burayı da kazandık. Adamın nöbetçiymiş, neyse kısa şeyini açamamış. O zaman bir tane F'ye basıyorum şimdi. Yasuo değmez ya, aynen. Ya eğer True Damage eklentim falan olsaydı belki de. Yok ki. Bait bunlar, bait. Boş. Tamam, F'ye bastık bir tane. 4 kavgacı bait'i bir işe yarıyor mu? Ya çok yaramıyor da bazı noktalarda yarayabilir işte. 2, 4, 6. İstesem de 10 gold olamıyorum. 8 olabiliyorum. O yüzden böyle devam. Mehmet Emin Ağa'ya hoş geldin. Ne yapıyoruz? Bir tane daha bundan yapmak. Zırh şey. Yetenek gücü kalırsa.
Ama en son açılıyoruz. Alperen bir de bizden önce açılacak. Kalmaz muhtemelen. 3 paralık yüksek. Bana kalırsa. Bakalım Venri almazsa. Yaptık, güzel. Bu mantıklı değil mi ikincisini yapmak? Mantıksız olamaz ya. İki tane kraliyet başlığı niye mantıksız olsun ki? Yani buff var sonuçta değil mi, kraliyet başlığı buff'ı? Evet ya, bunu koyduk. Bu mantıksız değil. Bunların arkada başlaması mantıklı. Önce tam kençe vursunlar. Arkaya bile koyabilirim yani. Yürürler, ne olacak? Sante tamamen şey için, Hearthsteel ihtimali için duruyor ama sanki hiçbir zaman dönmeyeceğiz gibi de hissediyorum. Burada birini satmam lazım. Level'da Gragas sokabilirim. 4 kavgacı yapacağı için. O zaman Xanten'in teki gidiyor değil mi? Kazandığımızı varsayıyorum. Kampüste derslerin yoğunluğundan çıkıp YouTube'a bakınca Holy yayını görmenin verdiği keyif. Hangi üniversite acaba? Selamlar. Umarım güzel bir seyir zevki olan bir yayındır bu senin için. Sena metası var mı şu an? Yok, Sena çok oynanmıyor. Ya şöyle, eğer Spatula bulursan True Damage gidiyorsun. Full 6 True Damage Caitlyn yapıyorsun ya da Ezreal yapıyorsun. Onun da sebebi şu. 6 True Damage zaten %45 gerçek hasar vurmanı sağlıyor karakterlerinin. Caitlyn ya da Ezreal da arkada bedavadan vuruyor ya. Normalde bakıyorsun True Damage şampiyonların hepsi yakıncı, Sena hariç. O da yani zaten işte 3'lediğinde iş yapan bir şampiyon. 2'de de iş yapar da yani anladın sen. 3'de asıl tam gücünü görüyorsun. O yüzden Ezreal ve Caitlyn ile birlikte onlardan işte onlardan birini True Damage yapınca ikisinde ultisi çok fena ya bir de. Ezreal'ın 3. ultisi değil mi? Bütün herkese vuruyor. Onun %45 gerçek hasarla birleştiğini düşün bir de. Ne kadar fazla değil mi? DPS artıyor. Şeyde de bunu yenerim ya, kolay. Şey basmayacağım. Level basmayacağım Gragas için. Domlu planları söylesin. Okey, selam olsun oraya. Benim kuzen orada okumuştu. Kütahya'da değil mi? Ne diyecektim bir de? Öyle işte, Caitlyn de aynı şekilde ultisiyle mesela uzaktakilere vuruyor ya. %45 True Damage'la birlikte tek atıyor. O yüzden şu an True Damage'lar yani işte nöbetçilerin de counter olarak ortadan spatula alındığı takdirde çok güzel bir tercih açıkçası. Gidilebilir, yapılabilir. Yenilmiş olabilirim ya. Adamın Vex'i. Abi şey yapamadı ama Vex'i. Tam yendik. Güzel. Harrike. O zaman bunu sattık. Level'a çünkü 4. kavgacıyı koyacağız. İçten iyidir. Dumlu Pınar'ın bir de neyi vardı arkadaşlar? Türküsü mü vardı Dumlu Pınar? Dumlu ne demek acaba? Dumlu Pınar Türkü. Evet, Dumlu Pınar Türküsü diye bir şey vardı. Ah bir ataş ver türküsü mü arkadaşlar, Dumlu Pınar türküsü. Aa, 1953 diyor. Bunu hatırlıyorum ben. Evet, hikayesini okumuştum sanki. Şeyini. Neden yazıldığını. Karıştırmıyorsam. Bir şeylerin satılması gerekiyor. Sanki her şeyin satılması gerekiyor. Değil mi? Aslında Sena koysak mı ya? True Damage açsak. Oo. Dur biraz. Bu iş için para alacak mıyız? Ben direkt 7'ye basmak isterdim aslında burada. Senasız da olmaz gibi ama bunsuz da olmaz gibi. 7'ye de basalım, Sena'yı da koyalım sanki değil mi? Dumluklar denizaltısındaki. Evet, evet, evet. Tamam. Maalesef trajik bir olay. Sanırım yenildik ya. Niyeyse burası çok zorladı beni. Kahramanlar duruşu. Bu şey değil mi? Muhafızların kalkan aldıklarında bize çok fazla hasar vermesi. Harbi yenilmiş olabilirim ya. Neyse ki arkada DPS'i
Çok güçsüz. O sayede yendik galiba. Adam hiçbir şey mi öldüremeden yenildi bu arada. 2, 4, 5, 6. Neredeyse yenildik diyordum. Adam hiçbir şey mi öldüremeden yenildi bana. Ama çok yakındı. Gerçekten de yenilebilirdim. Hayda. Ya güzel güzel oynuyoruz oyunumuzu arkadaşlar. Ne gerek var şimdi ya buna? Ne gerek var? Neye gideceğiz? Sonsuzluk ve ötesine gideceğiz galiba. At zarları. Daha fena değil. Işıltılı yadigardan bir şey bulabilirim. Ama bu daha garanti oluyor. Neyse hadi ver ya şunu. Bittik. Biz bittik. Bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Riven. Tamam ya, Ezreal'a da Kate'e veririm bunu. Çok kötü değil herhalde. Sonuçta ışıltılı eşya değil mi? Ne kadar kötü olabilir? Ya %60 daha fazla hasar veriyor. Canı 1600'ün üstündekilere. Çok iyi bir şey de. Mesela burası ne çok vuracak. Alamayacağız mı burayı ya? Lütfen alalım. Canlar. Ah çok güzel. Çok iyi. Hearthstone açabiliyorum. Bir noktada Hearthstone açmam gerekiyor bence arkadaşlar. Yoksa patlayacağız gibi. Çünkü kaybetmeye başlayacağım. Ve başladığım zaman Hearthstone'la birlikte kaybetsem en azından karşılığında bir şey alırım. Yasuo da satılmaz ya. Gidiyoruz. Böyle yapsak açabiliyorum Arsyalı. Ha 4 kavgacı da iyi ya. 4 kavgacı gitmez. Bekleyeceğiz böyle, yapacak bir şey yok. Kaybedersem bakacağız duruma göre. Itemları şey bekletiyorum arkadaşlar ya. Bunu kırmızıya bekletiyorum. Bunu buraya verebilirdim ama ya daha önce. Bunu da işte ölüm kılıcına ebediye başka bir şey bekletiyorum. Ya bir dev katil daha yapamam. Naş orada saçma. O yüzden yapmıyorum işte. Burası güçsüz çıktı, tamam güzel abin. Beni şey taşıdı ya, ilk eklenti taşıdı. Ama ikincisini de yapabilmemiz sayesinde. Ortadan her şey kalmasaydı. Oo yeniliyor muyum? Hayır. Kyle taşırsın. Al şunu Kyle. Hep Kyle son anda taşıyor ha. Evren gelmiş. Universes. Kanus'lamış alabilirdim evet ya şey için. Akali oynarsam değil mi en ön süre hiç ölmeyen Akali gibi. İstemedim ama. Şimdi sevmediğin yeniden işleyiciyi arayabilirsin kalsın. Yeniden işleyici gelsin de bundan daha da kötü item'a dönüşsün değil mi hayvan Boris? Nickname'i hayvan arkadaşlar, ben hakaret olarak kullanmadım, yanlış anlamayın. Eray'cim hoş geldin. Ezreal var gitti. Güzel bir şey yok. Üzücü. Bir ebedi daha yapamam. Mavi de gitti. Var mı Guzman buna? Yapacak bir şey yok. Var mı, hiç kötü değil aslında. Şeylerle kombolu ya, başlıklarla. Tabii ki seviye. Son fısıltı ez. Ya son fısıltıyı eze yapmak yerine şey yapsak. Ön safları bir şey yapsak. Anlayayım. Bunları tutmak çok yanlışmış gibi hissettiriyor Arsteller'ı ama bir noktada koyacağız gibi de geliyor. Birer tane satsak. Zaten kazanırım burayı ben. Artık level atladığım şeyi de açtım ya. Gerçek hasar da veriyor. Şurada damage bayağı yardımcı olmuş olmalı bana. Canı yüksek birine vur da. Eşya şey arasın. Hala Pumpkinch'le uğraşıyor. Güzel, buraya bak çok vuracak şimdi. Eritti bir anda, gördünüz mü? Aa hayır. Bitti işim. Yenildik mi? Ha bir dakika. Yasuo yaşıyor. Öldü. Sana sana kaldık. Ultin. Ha çok kötüsün. Bitti işim. Bu galibiyet serisinin gitmesiyle artık
Hayat bitti. Çok aramayacağım ya. Ufak şöyle bir iki tane bastım. Kafi galiba. Son bir tane daha. Sorun yok. Item taşıyıcısı bulduk. Blok. Durabilir. Durabilir. Gitti. Blok. Agro drop lazım bir tane. Şu yöne çıkmalıydı. Yöne 3 mü yapsak ya? Çok ofansif ama itemları. Yöne 2 bile ama beni çok uzun süre götürür gibi, değil mi? Can hoş geldin. 110 TL destek. Çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şunları satalım ya arkadaşlar. Buluyorlarsa bulsunlar ahlileri, ne yapalım. Gold daha önemli. Oh! Tamam, şimdi işte masadayız. Şimdi masanın ta kendisiyiz. 3 marjinden de açık. Bu da bir şey yarıyor artık. Masanın ta kendisiydi arkadaşlar. Peki tam kençte bunların durması hala iyi bir şey mi? Kayna versem arkadaşlar, en önde kayn hem tanklar hem de vurur mu? Çünkü bunlardan bir sürü AP de alacak. Deneysel bir kayn yapalım mı ya? Bütün bu itemların hepsini kayna vereyim. Nasıl mantık? Olur mu öyle bir şey? Saçmalıyor muyum şu anda ben? Saçmalıyorum değil mi? Ama bilmiyorum, çok deneyesim geldi niyeyse. Çok deneyesim geldi arkadaşlar. Anladınız değil mi kafamdakini? Şunların hepsini kayna verelim diyorum. En önde dursun. Hem tanklasın. Öyle. YOLO. YOLO. Bakalım. Niye hepsi kayna vurmuyor? En önde kayn vardı tek başına. Kayıp mı oluyor ulti atınca? Agrosunu mu bırakıyor arkadaşlar? Niye ona vurmadılar? Arkaya geldiler. Vurmuş bayağı güzel. Echo'yu alalım aynen. Anlamadım. Niye böyle olduğunu. Ya bunun yüzdesi düşük de. Bende bir sürü carry var ya. Elbet birinden biri işe yarar sanki. Ha, bir şey diyeceğim ya. Şunu alsak ya. Bir tane 5 altınlık veriyor. Belki bir tane daha kayın verir. Allah kahretmesin. Ziggs. Hiç Ziggs'e uygun item'ım yok. Tamam, 5 gold verdi diyelim. O zaman Echo alıp Echo'ya geçiriyorum arkadaşlar. Bir tane Echo alıp. Değil mi? Bir şans daha mı verdik ya da ya? Son bir şans daha verdim galiba arkadaşlar. Son bir şans daha verdim. Echo'yu koymamın bir anlamı var mı? Yok. Koymamamın da bir anlamı yok. Anlatıyor. Niye kayna vurmuyorlar arkadaşlar? Arkaya döndüler. İzliyoruz. Şu an kayında olmaları lazım. Tamam. Kayn agro mu dropluyor acaba? Hala kayındalar. Tamam. Öldürüyorlar kayna. Teklendi kayın. Ama iki kişi öldürdü galiba. Canımı mı doldurdu benim? Galiba öyle yaptı. Öyle yaptı. İki kişi öldürünce can dolduruyor çünkü. Çok iyi yenilgi. İki kişiyle sadece. Hatta belki mi? Yok. Olsun. Tamam. Yine de Echo'ya geçelim. Kalkan malkan bir şeyler. Kayın vurmuş mu? Çok vuramıyor ya böyle. Sanırım kayından çok bir beklentimiz de olmaması lazım. Ah be. Ah be. Ben sanırım bunu üçleyeceğim diyeceğim de yok ya, bu eşyalarla ne yapabilir ki yöne. Benim her türlü Ezreal Kayte geçmem lazım. Bir noktada geçeriz herhalde. Şöyle. Bu galiba. 5 Hearthstone'ım var, unutmayın 80 canım var.
Evet bak Echo'da çok daha iyi oldu. Stunlıyor falan ya bir de. Bir sürü de kalkan açıyor. Evet. Echo'da mis gibi oldu ya bu aşağılar. Abi bu aşağılar eneyim orada da olur. Niye Echo düşünüyorsun? Mordayı düşünmüyorsun. Daha açılarını sorayım. Echo'nun stun'ı var çünkü. Niye eneyim orada olsun ki? Ne kadar scale'lanıyor? %500 kalkan alıyor. Şeyden AP'den. Echo ne kadar alıyor? Echo'nun ne kadar aldığı bilgisi var mı sende? Niye eneyim orada da olduğunu düşünüyorsun? Gel bakalım birlikte. Echo %400 oluyormuş. Evet %100 daha fazlaymış. Evet Mordor'da daha iyiymiş. Ama Echo'nun stun'ı var. Stun için Echo. Echo'nun stun'ı var. Tek başına yeter stun'ın olması. Stat olarak. Kalmıyor ki asla. Hiçbir istediğim kalmıyor ya. Hiçbir istediğim kalmıyor. Yo ben şeyin farkındayım bu arada ya. Ben şeyin farkındayım. Hani Mordor'da zaten Mordor'daki bu itemlarla oynanıyor. Mordor'un zaten asoüstü itemi. Bu arada ne oldu? Bir sürü item geldi. Denge örtüsü yapalım bir tane kesinlikle. Kime? PT yapalım. Yürüyor öne şey yapıyor. Şöyle denge örtüsü. Şöyle koyalım hatta. Bu buna yardım etsin çünkü. Denge örtüsü lazımdı. Başka? Bir Warmog daha var. Bu manayı kesinlikle saklayalım. Bir Warmog daha yapılır ya bence. Niye olmasın ki? Belki şey yaparız zaten. Warmog kraliyet birine, Warmog kraliyet başkasına. İki kişiye bunları dağıtabiliriz belki. Arkadaşlar yakıncı taşıyıcı oynayamam ya. Uzakçı taşıyıcı oynamam lazım. Çünkü mutlak sömürü falan eklentisi yok. Eşyalarımda agro drop eşyası yok yani şey. Gecenin kıyısı yok, kanası somuş yok. Full ofans var yani. Bunu yakıncılar oynayamaz. Viego'dur, işte Akali'dir, odur budur. Benim uzakçıya ihtiyacım var ki önde tanklarken insanlar arkadan vursunlar sürekli. Ha, arkadakiler çok mu safe kalıyor? Evet, arkada sızan bir sürü şey var ya da işte bir şekilde alan vuran skilleri olanlar. Ama yine de yani Ezreal'ın ya da Caitlyn'in uzaktan vurarak yaşama ihtimali daha fazla. Şeye göre. Akali'ye, Viego'ya vesaireye göre. Kate oyuncusu var bir tane. Ezreal arıyor. Ahri. Kate Ezreal bir tane daha. 2 oldu. Kate Ezreal 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 5 kişi gidiyor arkadaşlar arada Flex. Şu anda bizim dışımızda. Harika. Harika gerçekten. Yone 3 yaparsam yani bu itemlarla evet çok vurur ama dediğim gibi işte hiçbir ne can dolduracak eşyası var ne bir eklenti var ne de işte onun kurt bulacağı böyle gecenin kıyısı cıva tarzı bir şey yok. Yani 4. ya da 5. oluruz. Bir yıldızlarıyla oynamaya çalışacağız ya da birilerinin ölmesini bekleyeceğiz. Aa bu adam ölüyor. Bu adam öldü. Ölmedi. Ama ölecek. Ölüyor, ölsün, öldü, ölmedi. Ölsün, ölmedi. Ah be. Çok illüz verecek bana ama sadece bir birimle. Çok illüz olsun. Bu adam ölse çok iyi olur arkadaşlar. Bir canı kaldı Ezreal'la oynuyor. Bana kalır Ezreal'ı. 5 kişiden 4 kişiye düşer. Ezreal bana Hearthsteel olduğu için de lazım burada. Eğer Hearthsteel Astralis bulursam 7 Hearthsteel açmam için. Hala 67 canım var ve durumum çok iyi bence. Ekonomim çok iyi. Bunu alalım çünkü bunu satarsak arkada bir tane daha alması gerekiyor. Belki şey yapabiliriz ya. Şu an bence burada durmayalım. Level alalım. Belki Jhin oynarız. Bir tane Jhin de Jhin oyuncusu da vardı ama canı az. Direkt Jhin'e de geçebiliriz arkadaşlar. Aslında Ezreal'dan daha iyi sonuç olarak değil mi? Baktığımızda. İblis versem. Ebedi versem. Bir de Shojin versem. Ölüm kılıcında başka birini elbet buluruz ya. Ya bir Ezbir buluruz ya da ne bileyim. MF buluruz. MF Lucian bulabiliriz. MF Lucian çok alınmıyor. Onları ayarlarız. Mavi lazımdı. Mavi gelmedi ya. Shojin kaldı arkadaşlar. Ama Shojin lazım bence. Onun dışında ne yapabilirim? Bunu boşta bıraksam. Yok bunu boşta bırakmak saçma. O zaman gelecekte yapacağım eşya olarak ne yapalım? Zırh alalım bence. AP eşyası bulursak bir tane daha şey yaparız. Kraliyet başta yaparız. Kraliyet başta eklentimiz var ya. Neden hızlı konuşuyorum bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Kazım niye bu kadar hızlı konuşuyorsun diyorsanız. Bilmiyorum. Kahve içtim ya o yüzden galiba. Kahvenin enerji veren bir şey var ya bir yanı.
Bak nasıl stunladı, gördünüz mü Zed'i? Bu işte Morde yerine bunu oynamam için bir sebep daha. Yeniliyoruz da 3 kişiyle. Hiç önemli değil. Şimdi bile seviye atlayabiliyorum ki. Öldü adam. Bu adam bizim ahrimizi tutmuştu geçen oyun. O yüzden ölmesine sevindim açıkçası. Bir türlü oyun boyunca ahri 2 yıldız bile yapamamıştım. 5 level'da bulduğum ahri 1 yıldız kalmıştı. Aynı anda aramıştık ama fazladan arkada 3 tane tutuyordu. 2 tane tutuyordu. Tabii hakkı yani, normal olması gereken o da. Gıcık olmak da benim hakkım yani. Adam yani beni engelliyorsa ne yapacağım? Tebrik ederim deyip ayağına mı kapanacağım? Tabii ki. Zaten. Burası da ölürse burada bizim, burada da bizim oynadığımız şeylerden var. Bu arada S çok bulunmamış gibi ya. Kate bulunmuş, Jim bulunmuş, bir şeyler bulunmuş da S çok bulunmamış. Şimdi de 9 olunca daha çok 4 altın Asos bulacağımız için 9'da daha da iyi olacak her şey. Bu tur bu arada kasamız da açılıyor. Bu tur sanki tam bakmalık değil mi? Oo çok güzel, bir kill daha alabilmemiz son anda. 43 can yeterli, daha fazla azaltmayalım. Zaten bu geçişte şimdi muhtemelen çok canımız azalacak. Daha fazla azaltmayalım. Bir tane daha keşat yok. Bu yeter. Bu yeter de artar bir de bize. Bunu alalım. Bunu yapalım. Oha! Artı bir verdi. Ya evet, şey de yapabilirim. True damage da yapabilirim. Hard steel da yapabilirim ama bence artı bir açmak daha iyi. Ya da değil mi? Buradaki aramaya bağlı her şey. Değilmiş. O zaman... Tamam. Hardsteel'i azalttım. Şimdi full çıkartacağım. Hardsteel istemiyoruz. Bunu verememişim ya. Ne yapıyorum ben? Bu Hardsteel oluyor. Hardsteel'i item olarak yapsaydım bari. Neyse. Ama yapmayayım ya bence. Ama ne yapacağım ki başka da? Neyse bakarız, bir dakika. Sakin ol Kasım. Acele etme be. Belki yeniden işleyici falan gelir. Yeniden işleyici gelse spatula'yı işleten bir eşyaya dönüştürürüm. Hardsteel yapsam ama bu loza en azından şey yapardım ama Hardsteel kalacak mı onu da bilmiyorum ki. Şu anda yani biraz şey bir noktadayız. Değişik bir noktadayız. Bence bu Kate'i alalım. Tamam, Kate'i koyuyoruz Kyle yerine. Bu 3 eşyayı veriyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kere bunu kesinlikle Kate'e vermeliyim. Akali'ye verebilirim de Akali'nin defans eşyası yok ya. Ama yani ışıltılı eşya ya. Kate bir yıldızda da yani dursa mı ki? Akali 3 geliyor. Cine yer açalım değil mi? Elimizde dursun en azından. Bunu deneyelim mi be? Şans verilebilir aslında buna. Buna bir şans verilir ya. Her şeyi ona veriyorum o zaman. Bunu da. Bunu da buna veriyorum. Al sen de hardsteel ol ya, ya da. Ne yapalım, 5 hardsteel. Biraz daha dursun. Bir tane daha keşe at alacağız gibi çünkü. Her türlü. Duruşuna bakmak lazım değil mi? Yeniliyorum ya yine. Oo, nöbetçi kompuna değil mi? Ben nasıl true damage'la nöbetçi yeniliyorum? Çünkü 5 true damage'ım, 6.'yı bulamadım. Cannon, Kiana bir şeyler. Jin yok ya, ne Jin'i? Duruşun belki. Kiana, oh, teşekkür ederim. Şimdi senden memnunum. Sen boşsun, sen gir. Ağlama! Ağlama! Lazımsın, lazımsın. Sen öne git. Sen öne git. Sen öne git. Şey, item vermem lazım ama yok item elimde hiç. Belki şuradaki şeyi çıkartabilirdim. Kiana'ya item veremedim. Tamam şimdi oldu ya komp.
Ben bu şeyi çıkaramam ya. Kayn'ı çıkaramam arkadaşlar. Kayn her türlü iyi bence. Anda. Kate boşta abi. Evet evet evet. Ama o itemleri kime vereceğim ki başka? Kate evet çıkabilir aslında ya. Doğru diyorsun. Tam Kate itemleri ama onlar. Ya normal şartlarda Kayn yoktu kompta. Kate'i yani kurulamış yapıyorduk. Ama böyle çok iyi oldu Kayn bakayım. Oh 6K. Şey açık değil mi bunun? Aa marjinaleri açık değil. Bir dakika. Bana şey lazım. Şunu bir değiştirelim. Öncelikle. Tamam. Sen niye bir yıldızın? Şuraya bir tank daha lazım sanki. Kate yerine belki bir tank daha. Bu eşyaları o zaman kime? Bu eşyaları kime? Kiana'ya versem çok saçma değil mi bu eşyalar? Ezreal'a belki bir şekilde bulursam. Bunu 7 Hearthsteel falan. Açıkçası ben burada Kiana'ya ebedi diyorum ya. Bir dakika şeye. Akali'ye... Akali'nin son aşağısı yok. Akali'nin niye son aşağısı yok? Nasıl yapıyorum bunu 7? Sante lazım bana acil. Sen bunu alabilirsin ya. Sen de şunları al. Sen öyle iyisin. Bir zırh kaldı değil mi elimizde? Önemli değil. Biraz daha arayabilirdim ya. Of çok yavaş kalıyorum değil mi? Eşref amca! Ama yani güzel ayarladım her şeyi bence itemleri vesaireleri. Arkaya sızdık. Kay! Kay! Kayamadı ya. Akali'ye kaldı her şey. Oh aldı. El el Akali. Tamam bu adamı eledik. Cici. Rivenco 8-bit de açıyor. Aa evet. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Evet 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 evet. Bir dakika 8-bit açmıyor. 8-bit'e ihtiyacımız yok ki o şey. Ya aklımı karıştırma ya. Doğru demiyorsun hayır. Doğru demiyorsun. Çoğaltancı. Bir tane kale bulma kale 3. Diego koyalım. Kale 3. Elime bulurum belki. Bulamadım. Bay bay yakalı 3. Cici. Hala Hearthsteel'da devam ediyor. Sen niye bir yıldız kaldın Eko? Aa şeyi öldürdü. Akali'yi öldürdü adam. Ne gidiyor bu adam? Ne oluyor burada? Ha şeyci. Ahrici. Ahri Akali'ye fokuslandı. Tek attı. Tamam önemli değil. Yendim. Önemli olan o. Oh goldlar gelsin. İşte Hearthsteel bebeğim. Özlemiştik Hearthsteel seni. Voltot kanalı artık Hearthsteel kanalı olmalı. Geri dönsün lütfen ya. Şöyle yaparsam bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şuraya bir üçüncü tank değil mi ya? Marjo'yu nasıl açtım ben her şeyde? Viego'yla. İyi oldu iyi oldu. Marjo lazım arkadaşlar. Çünkü Kayn her şeyimi taşıyan şampuan. Onun marjine kesinlikle ihtiyacı var. Şu an bu fazla, bu fazla aslında. Ama 5 Hearthsteel açıyorlar. O da yeterli yani. Adam 10 KDA mı? Aa olabilir belki. Yo değilmiş altını. Yo ondan değil ya. Ahri bir kişiye ulti attığında sürekli ulti attıkça daha fazla şey veriyor. Her ulti atışına daha fazla oh 6 gold. Yalnız Kayn ne para kasıyor be. Burdamış Kayn. Artı bir tane daha ışıltılı eşya. Hasarı akıyor akıyor. Aa eşya çıkarmış bizim çocuk. Aa çıkan eşyaya bakın. Aa bu da kalacak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Kraliyet başlığı çıktı. Zaten %70 daha, %75 daha güçlü bir kraliyet başlığı yapabiliyorum. Üstüne bir Kiana aldım. Kiana'nın kraliyet başlığı var. Üstüne bir tane daha yapabiliyorum. Biri bunun olsun. Biri de kendinin olsun bence arkadaşlar. Ölmeyen Kiana. Hemen ölmeyen Kiana. Hatta tam da şurada dursun Kiana. Tankımsı Kiana. Tankımsı bir Kiana olsun arkadaşlar. Yo bir arkadan da girebilir ya hemen ölmesin. Ya da böyle de dursa ama bunu da korur falan gibi mi? Level gideriz her türlü. 10 level. Bir şey daha üçleyelim.
Deflex işte bu be. Ezreal, Kate, Akali. Bu üçünü oynuyorsunuz arkadaşlar. LP kasmak istiyorsanız. Bunu söyleyen de 1200 LP'den 500 LP'ye düşen kişi ama işte bazen kazanan değil kaybeden dinlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü onun daha fazla tecrübesi olmuş olabilir. Bilmiyorum, saçmaladım şu anda. Belki de. Güzel, birisi hiçbir şey üçlemiyor değil mi? Tamam. Bu adamın 67 canı var arkadaşlar. Gerçekten belki şey yapabiliriz. Kiana miyana bir şey üçleyebiliriz ha. On level'a gidiyoruz ya. Bir şey üçlemiyor. Bu da bir şey üçlemiyor. Bu adam bence ne yapacak biliyor musunuz? Bu adamın ölümünü bekliyor. Bu adam ölecek. Sonra FF'i koyacak. Beni mi bekleyecek yani? 3 yıldız akarı yeremeyeceğini biliyor. Ama keşke koymasa da 10 level'a çıkıp bir şeyler üşemeye çalışabilsem. Adamın canı çok yani. Normal şartlarda inanırsa eğer şey yapardı ama adam Challenger kaç LP'dir? 1000 LP'dir yani. Abi Arsil yüklerini verseydim. Keşke kusura bakmayalım. Ne yaptı ki? FF mi attı? Önemli değil ya Alperen, ne olacak? Abi motivasyon sayfayı açmayı sayfası açmayı düşünüyor musun? Turuncu hap. İnternet sitesi açıyorum hemen bir tane. 17 günde nasıl 1500 LP olunur? Normalde şey ya. Nasıl milyoner olunur ya. Cassio Tate. Trak. Kiana. Oh bir dakika, mavi Kiana yapsam iki düz vuruşta bir ulti atar. Ama zaten en önde durduğu için düz vuruş yapmasa gerek kalmıyor da olsun. En öne koymam belki de, şuraya koyarım. Bu dünyayı biz döndürüyoruz. Level'a ne koyacağım? Her şey olur. Şu çok iyi item. Ama yani neye vereceğim ki? Ha, şimdi koyacağım, tanka vereceğim. Bu belki üçlenir. Kiana! Ama Akali mi satacağım? Saçmalamayın arkadaşlar. Eşya çıkar Kiana. O kadar mana verdik sana. Öldün mü? Neyse. Sabri ölme. Ah be Sabri'm ya. Yapma, adam FF atacak işte ya. Yapma Sabri şunu ya. Üçleyemeyeceğiz hiçbir şey işte. Çok hızlı aramak. Aha. 7 kaynım oluyor. Ah ama satarsam elenirim. Adam da şey arıyor. Bir dakika, sona üçlemeye çalışıyor adam. Acil sona bulmam lazım. Oh. Oh. Adam maske alsın sona üçlüyordu ha. Şaka olacaktı kaka. Adam maske alsın sona üçleyecekti. Güzel, 5 tane kayın. Oyun uzarsa sona üç hala inanırsa. İnanamaz ki ama 10 tane var zaten. Havuzda kalmıyor. Kayn biraz para çıkar. Oh, item çalmışız. Hop, para da çaldık. Her şeyi satsa sonu arasa bile havuzda 9 tane olduğu için bulamayacak arkadaşlar. Bir tanesi ben tutuyorum çünkü. Bir şeye yaklaşamadık, o yüzden üçlemek yok. Satıyorum ya sonayı. Kiana. Ama bitti oyun, ne Kiana'sı. Yani şurada sayfada Kayn bulursam her şeyi satarım da yok. Tamam kafi ya, Akali 3. Akali 3'ün şeyini çalmayalım. Sahnesini çalmayalım yani. Şu anda onun sahnesi, onun sırası, onun oyunu. Akali 3 oyunuydu bu. Başka oyun yine bir şeyler üçleriz zaten. Üçlemediğimiz bir şey mi kaldı kanalda? Bayağıdır üçlemiyoruz gerçi de, olsun. Yani 5 altını üçlemiyoruz bayağıdır.
Akali True Damage 3 yıldız karşınızda dostlar. Keyifliydi, güzeldi. Güzeldi, keyifliydi. Ya işte bu Adept Rex'te aslında böyle yapmak lazım. Yani ben mesela dün ya da ondan önceki günlerde neden çok kaybediyordum? Akali hiçbir zaman şeye denkleme sokmuyordum çünkü arkadaşlar. Ya Caitlyn ya Ezreal arıyordum. Bu ikisine çok bağlı kalıyordum ve sadece birini oynuyordum. Akali, Ezreal ve Caitlyn, bu üçünden ikisini koyacaksınız ve o şekilde oynayacaksın. Nöbet Cahri hala güçlü. Evet, oynanır. True Damage'lar hala güçlü. Evet, oynanır. Ama şu anda gerçi biz True Damage oynadık. Şey oynamadık. Flex oynamadık ama arkada bir Caitlyn ya da Ezreal, artı önde bir Akali şeklinde de oynanabiliyor. Yanına işte önde şey açıyorsun, Echo koyuyorsun. Arkaya işte Kate koyduğun için bir adet bombardımancı Senna koyuyorsun falan. Böyle hani ya da işte Kiana ekliyorsun falan. O şekilde denk geliyor. Bir de bu aralar almanız gereken şeyler, Assolist'ler 8 level'da. Benim görüşüm şunlar. Akali muhtemelen True Damage'ı, infazcısı kötü biraz. True Damage'ı, yani KDA ya da True Damage. Ama True Damage'a çevireceksiniz. O tabii içine içeri koyduğunuz şeyle zaten değişiyor kendisi, biliyorsunuz. True Damage koyarsanız True'ya, KDA koyarsanız KDA'ya dönüşüyor. Ama True'sunu oynamak daha mantıklı. 4 yapıp ya da 6 yapıp yapabiliyorsan. Ezreal muhtemelen Hearthsteel daha iyi olabilir ya. Çünkü itibarlı bir şekilde açabiliyorsun. MF'le açabiliyorsun. İşte MF'le açarsan üstüne Jazz ortamı falan oluşuyor. Hearthsteel'le açarsan 5 Hearthsteel, 7 Hearthsteel ya da en kötü 3 Hearthsteel versen hani o bayağı iyi oluyor. Çünkü her türlü Kate koyduysan yanına bir tane Aphelios koyabiliyorsun. Stun'ı güzel çünkü. Onun dışında Caitlyn'de 8-bit'ini istiyorsunuz muhtemelen. Çünkü 8-bit, neden 8-bit? Çünkü 8-bit şampiyonlarından birini koyman lazım eğer 8-bit'ini açmadıysan. Yani bombardımancısını bulduysan. Bir de bombardımancıyı bulmak zaten kolay. İşte Akali ile oynuyorsan Senna, Ezreal ile oynuyorsan Aphelios gibi. Ve ya da işte Lucian değil mi ileride? Ama diğer türlü 8-bit'ini bulursan içeri bir Garen ya da Riven koymak zorunda kalmıyorsun. Ya da Corki koymak zorunda kalmıyorsun. Poppy'nin de arkadaşlar Imo'su muhtemelen. Yine aynı sebepten ötürü ya. İçeri Imo çünkü açmak lazım Poppy'ye. Ama içeri Vex, Amumu falan ya da işte Annie asla zaten koymazsın. Bunlardan birini koyman lazım ya Imo için. Bunları koymamak demek ya Imo'sunu bulmak. O yüzden Imo'sunu bulmak daha iyi Poppy'nin. Poppy, Akali, Ezreal, Caitlyn bunlar. Bunlar çok güzel, çok iyi. Onun dışında ikinci sırada herhalde Thresh falan gelir. Thresh'in counter'ını ben çok almıyorum ama bir şekilde Urgot'la falan, Urgot Poppy falan o şekilde ayarlanabilir belki. Ya da ileride Yorick koyuyorsun ya, Pogo'cu. 4 Pogo'cu kötü ama ya. 2'de falan kalmak lazım. Öyle yani. Asoy seçimlerinde birazcık daha değişim gerekiyor. Bir de eşya konusunda ben aslında çok yanılıyordum. Çok yanlış yapıyormuşum son zamanlarda. Bir haftadır yoktum. O yüzden de biraz hani metanın değişimini anlamadım. Mesela mavi çok iyi eşya. Nashor değil mi? Yapılıyor artık daha çok. Kırmızı çok iyi eşya. Mavi artık saldırı gücü de veriyor ya. O yüzden hani Shoji'nin önüne geçti. Ölüm kılıcı daha fazla yapılıyor. Çünkü hem Eze hem Kate hem Akali'ye gidebiliyor. İşte gecenin kıyısı değil mi? Yine ön taşıyıcılar için çok iyi. Bunlar benim eskiden yapmadığım eşyalardı. Her oyun yani Shoji'nin yapıyordum, Ginzu yapıyordum değil mi? Ya da tank eşyalarından arkadaşlar kararlı yürek çok iyi, çok iyi. Ama kararlı yürekten daha iyi bir şey varsa tank eşyalarından kraliyet başlığı. Neden? Erken oyunda da çok güzel win streak veriyor. Yani direkt eklentisini aldık, kazandık. Bütün oyunu bize kazandıran şey aslında buydu. Baktığımızda bir yıldız Echo ile oynadık yani kaç saat. Gayet güzel taşıdı. Öyle. Bir de Spatula görürseniz kaçırmayın. True Damage her zaman option. İyi. Eşya olarak da tabii kılıç önemli, yay önemli, mana önemli. Çünkü bu söylediğim eşyaları bunlardan gidiyorsunuz. Küçük bir böyle hani meta analizde yapmış oldum bu videonun sonunda. GG.